Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün babamla beraber Nikolas'a kışkırtma yapacağız. Evet. Evet. Bugün Nick'e kışkırtma yapacağız. Evet, Nick'e kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Bakın böyle simsiyah giyindim arkadaşlar. Kafamda da cadı şapkası var. Çünkü bugün kötü şeyler yapacağız. Nicholas'ı ağırlatacağım. Ney? Ağırlatacağım, evet baba. Bugün planımız Nicholas'ı ağırlatmak. Ona şey diyeceğim arkadaşlar işte. Seni biz çöplükten aldık falan diyeceğim. Babam da bu oyunuma dahil olacak. Dahil olmazsa onu tehdit ettim. Değil mi baba? Değil mi? Evet. Dahil olacaksın değil mi baba? Ben böyle bir şey bilmiyorum. Dahil olacaksın baba. Dahil olmazsan yani o dediğimi yapayım. Hani sana videodan önce söylemiştim ya, onu yapayım baba. Oha kızım, hayır. Hayır değil baba. Çekeceğim. Ve sen de buna ortak olacaksın. Olmaz kızım. Olmaz mı? Emin misin babacığım? Emin. Tamam. Pekala babacığım. O zaman ben de senin uyumadan önce kilolu çorap giydiğini ve o gün çocuk çizgi filminden korktuğunu herkese söyleyeyim. Uf, tamam. Babama da kabul ettiydim oley. Ben kızım. Ne? Ben senin babanım. Allah Allah Allah. Ben de Puyden Şener King'im. Hadi deli bu sözcük. Neyse bastım. Ben Tokayar Queen'im. Vay şimş. Evet. Şimdi. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkıp Nicholas'a kışkırtma yapmaya başlayacağız. Lütfen kanalıma abone olun da şu babamı bir geçip hava atayım babama. Babamdan daha fazla abone olsun arkadaşlar. Ben babama hava atacağım. Sözün ayağına bakın arkadaşlar. Ne? Dalga mı geçiyorsun sen benim hayalimle? Hayır ya, ben bir şey demedim mi senin hayalinde? Hayır tamam. Arkadaşlar bu arada elimizdeki yani elindeki salyangoz kim diye soracaksınız. Bu gerçek değil, oyuncak ama gerçek gibi şey yani. Annem bunu özel bir yerden alıyor. O çok pahalı bir oyuncakçı. O yüzden gerçek gibi yani, oyuncak hayvan. Babam ya annem sağ olsun bana hiç hayvan almadıkları için böyle oyuncak hayvanlarla oynuyorum. Neyse arkadaşlar, o zaman üst kata çıkalım ve kışkırtmamız başlasın. Bak bence ben saçımı tayıyormuş gibi yapayım, hiç anlamaz. Hayır baba, benim planım var. Beni kucağına al şimdi. Benim adım bundan sonra ne biliyor musun baba? Ne? Benim adım bundan sonra Mrs. Knight. Mrs. Knight? Evet. Yani Bayan Knight. Bakın arkadaşlar zaten karanlık oldum. Benim adım Mrs. Knight. Al beni kucağına. Onu biliyorum. Tamam, benim adım Mrs. Knight. Mrs. Knight'ı yukarı çıkar. Çabuk. Baba hadi ya. Ya çıkarttım aha. Evet çıkar. Evet arkadaşlar, çıkıyoruz üç kata. Dilan şişme ne oldu benim? Ha, evet arkadaşlar, Mrs. Knight ve baba senin adın ne? Senin adın da köpek adam olsun. Dur. Senin adın patates adam. Gel patates adam, beni takip et. Evet arkadaşlar, Mrs. Knight ve patates adam iş başında. Gel patates adam. Şimdi evet, Nicholas orada galiba arkadaşlar. Evet, tahmin ettiğimiz gibi Nicholas orada. Şimdi ne yaptığına bakacağız. Solucan gel sen. Biz, baba sen geyide duy. Ben küçüğüm ya, beni görmez. Şu evin arkasına saklanıp bakacağız. Evet arkadaşlar, bakalım ne yapıyor. Baba sen çekil. Ya bak şimdi ilk olarak her tarafa sıfır. Bu yapmayacaksın. Aslında içinde tutacaksın onu. Tuvaletini yaptığın zaman aslında içinde tutacaksın. Tamam mı? Hav hav. Ana. Ana. Nicholas galiba Leia'ya tuvalet eğitimi vermeye çalışıyor. Baba. Ne? Baba Nicholas Leia'ya tuvalet eğitimi vermeye çalışıyor. Şimdi tam sırası. Sen git Leia'ya al, tamam mı, onun elinden de ki kızım işte yemeğini yediğimiz gerekiyor falan bir şeyler de. Sen al onun elinden, ben o şeyde kışkırtmaya başlayacağım, tamam mı? Tamam, şimdi ben de hadi gidiyorum. Tamam git baba hadi. Gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi babam gitti. Leia'yı alacak. Ben de kamerayı şuraya sabitleyeyim. Nicholas zaten tersten çıkmayacağı için görmez. Şöyle neye koşacak ki? Şuraya koyalım arkadaşlar. Bence hiçbir şey görmez Nicholas. Evet.
Tamam, ben götürüyorum. Geldim. Baba, tamam tamam, sen çık şimdi, götür. Lan baba, Oyo'yu da götür. Tamam, Oyo'yu da. Oyo'nun da alayım, Oyo'nun da yemek vakti. La baba ya, tüm köpekleğimi aldın. Şimdi ben nasıl eğitim vereceğim? Boş veriyorum, birazdan Prudence gelir. Evet, Oyo'yu da aldık ki arkadaşlar, planımızı bozmasın. Ne planı? Yok bir şey, yok bir şey. Baba sen bunu al, kalite indir çabuk. Niye? Ya indi işte. Tamam. Babam da ne desem yapıyor ya. Evet, neyse arkadaşlar, biz şimdi gidiyoruz. Tamam, şimdi arkadaşlar Mrs. Knight'ın oyunculuk yeteneklerini izleyeceksiniz. Hehe. Evet arkadaşlar, şimdi Mrs. Knight'ın karanlık yüzüyle tanışacaksınız. Evet, oyunculuk yeteneklerimi göstereceğim size. Ben çok mükemmel bir oyuncuyum yani. Yani ne kadar annem bana yol yapamıyorsun dese de gıcıklığına, gıcık annem. Ben yol yapıyorum arkadaşlar. Şimdi de bunu size göstereceğim. Evet. Yemek edelim. Nicholas. Ne oldu? Nicholas, ne yapıyordun burada kardeşim? Orayı bozuk oturuyordum. Babam tüm köpekleri aldı. Nicholas, boş ver kardeşim, alsın. Niye? Nicholas, yanlış kalmamız iyi oldu kardeşim. Ne oldu? Nicholas, sana çok çok özel bir şey anlatmam lazım. Ne? Çok özel Nicholas. Ya da zadı sapkası takıyorsun sen, niye? Sen niye zadı sapkası takıyorsun? Çünkü... Ya şey yani Nicholas, boş ver sen onu ya. Allah Allah. Ve niye elinde solucan var? Ya Nicholas, bu kadar sorgulama. Seninle özel önemli bir şey konuşmam gerekiyor diyorum. Konuş. Tamam ama kardeşim bak, bu çok 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 yani kötü bir konu yani. Hazır mısın bunu duymaya yani? Çünkü çok üzülebilirsin. Kalbinin kıyılmasını istemem ama ben de yeni öğrendim bak valla. Ya da. Tamam, sinirlenme Nicholas, Allah Allah. Ama kardeşim bak, çok şey bir konu, tamam mı? Tamam, lütfen der misin? Tamam. Şimdi ama gel otur, tamam mı? Gel sen şu çalıncağa otur, tamam mı? Tamam, beni sallayarak anlat. Hayır, seni sallayamam. Ay, arkadaşlar plan çok güzel işliyor. Şimdi, evet Nicholas. Ne? Nicholas kardeşim. Şey. Hani biz şimdi bir aileyiz ya. Evet. Sen benim kardeşimsin ya. Evet. Nicholas, şey, ya bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Ne? Nicholas, sen aslında benim kardeşim değilsin. Prudence, beni gerçekten bununla kandırabileceğini düşündün mü? Nicholas, bak bana inanmak zorundasın kardeşim. Herkes senden gerçekliği saklıyor. Ama bir tek ben sana gerçekliği söylüyorum Nicholas. Peki niye? Şey, bu kadar yani kardeş yani şey hani biz yani manevi bir bağımız olarak bu kadar yıldır birbirimize kardeş diyorduk ya Nicholas. Biz aslında kardeş değilmişiz Nicholas. Prudence, saçmalama, beni bununla inandıramazsın. Nicholas, niye bana inanmak istemiyorsun ya? Sana gerçekliği söylüyorum diyorum Nicholas. Anlaşana, biz seni çöplükten alken seni çöplükten almışlar. Dün gece annemle babam konuşurken duydum. Seni tekrar çöplüğe atmaktan bahsediyorlardı. Nicholas, ben bunu sana söylemek istedim. Çünkü yani her ne kadar gerçekten kardeş olmasak da, yani kan bağımız olmasak da biz en iyi arkadaş sayılıyız. Seninle o kadar iyi beraberdik. Sana bunu borçlu olduğumu düşündüm. İlk manevi kardeşim. Buyurun, sen ciddi değilsin. Ciddiyim Nicholas. Hmm. Arkadaşlar plan çok güzel bir şekilde işliyor. Ama Nicholas için biraz üzüldüm ama neyse ya. Bu yol sonuçta. Nicholas kardeşim, sakın ağlama, tamam mı? Beraber bir çaresine bakacağız. Seni tekrar o çöplüğe atmalarına izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğim Nicholas. Yani elimden geldiği kadar. Belki ben uyurken seni uyuturlar. Sonra seni uyuturlar. Sana uyku ilacı verirler Nicholas. Sonra seni tekrardan o çöplüğe bırakırlar. Yani hiç belli olmaz Nicholas. Belki de annemle babam sandığımız kadar iyi insanlar değildi Nicholas. Akşam onları konuşurken duydum Nicholas. Seni gerçekten çöpe atmaktan bahsediyorlardı. Çünkü seni çöpten almışlar kardeşim. İnanabiliyor musun, çöpten? Ya babama soracağım. Baba. Baba.
Ne oldu oğlum? Baba, plan çok güzel işliyor. Evet kızım, evet. Baba, beni çöplükten mi aldınız? Hayır. Nikliş, Nikliş, Nikliş bir gel kardeşim bir gel. Nikliş onu şöyle mi? Onu şöyleysem sana şöyle diyeyim. Anne ala ve ikimiz beraber çöp atarlay. Hem ayrıca dün akşam konuşurken bunu da duydum. Nikliş. Aşlar bunu sana söylemeyeceklerini söylediler. O yüzden şimdi babamın sana söylediği her şey yalan. Aşoye sonunun yanına tekrar gidince ne diyecek biliyor musun Nikliş? Ne? Diyecek ki biz seni kesinlikle çöpten almadık. Sen bizim çocuğumuzsun diyecek. Çünkü seni hep buna inandırmak istiyorlar. İstiyorsan git yanına ve söylediğini kendi göz kulaklarınla duy. Söyleyeceğim. Baba, siz beni çöplükten mi aldınız? Hayır oğlum, öyle bir şey yok. Sen benim oğlumsun. Sen annen doğdu. Tamam oğlum, neyse benim şimdi işim var, gidiyorum. Gördün mü Nikliş? Ben sana demiştim öyle söyleyeceğini. Çünkü akşam annemle konuşurken bunu söyleyeceğini söylediğini duydum. Arkadaşlar plan çok güzel işliyor. Nikliş, Nikliş kardeşim. Duy, ağlama. Ne ya? Daha kötüleri de var. Bundan daha kötü ne olabilir bu yüzden? Kardeşim, bu olayı takipçilerimiz de biliyor. Ne? Evet. Nikliş, senin o yüzden daha az takipçin var. Hani benim senden 3000 takipçi daha fazla takipçim var ya. Evet. Şey, senin aslında gerçekten King ailesinden olduğunu bilmedikleri için seni o kadar çok sevmiyorlar Nikliş. Sadece seviyormuş gibi yapıyorlar bir şey anlamıyor şimdi ya. Babam takipçilerine bunu çok önceden söylemiş. Queen Hala da söylemiş. Tabii ki de Queen'ler ve King Family'de asla babam ve Queen Hala'mı kıyamayacağı için hep Şişan'a yalan söylemiş ve hep Şişan'dan bu gerçeği saklamış. O yüzden senin daha az takipçin var Nikliş. Sen gerçek bir King değilsin. Sen Nikliş King değilsin Nikliş. Herkes beni kandırmış. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Mükemmel oyunculuk yaptım ya. Mükemmeldi. Ya yemin ederim şu anda kendime Oscar vermek istiyorum yani. O kadar mükemmeldi. Ben size demiştim arkadaşlar mükemmel oyunculuk yaptığımı. Yani sizin daha Nikliş'i daha az takip etmeniz de yani çok iyi olmuş arkadaşlar. Onu, yani şu son söylediğim şey sayesinde inandı gibi bir şey oldu yani. Ama neyse yani ben şimdi kardeşimin ağlamasına biraz dayanamıyorum. O yüzden gidip şimdi ona gerçeği söyleyeceğim. Yani o kadar yani ağlamasın. Nikliş. Nikliş. Ne ya? Nikliş ağlama. Niye? Çünkü her ne kadar King Family'den olmasan da seni hala da seviyorum. Ya bu yüzden niye bunu hep söylüyorsun? Üzülüyorum, görmüyormuşum. Ve kestik. Ne oluyor ya? Evet, Peanut Show'un şaka videosu buraya kadardı arkadaşlar. Şakamız bitti. Nikliş inandı. Bir dakika, Pudding sen şaka mı yapıyorsun? Evet, sen gerçek bir kingsin Nikliş. Tabii ki de şaka yapıyordum. Yani video çekmek için seni böyle birazcık kandırdım. Ağlattım kardeşim, kusura bakma ama sen her zaman gerçek bir king olacaksın. Pudding şu an sana kızsam mı, mutlu mu olsam bilemiyorum. Gerçek bir king olmadığım için bir anda çok korkmuştum. İyi ki şaka yapıyorum. Evet evet, hatta babam da benim şu çortağım değil mi baba? Evet. Oha baba, sen de bununla işbirliği yaptın? Yaptı tabii oğlum, ne diyorsun? Nikliş gördün mü, babam da benim tarafımda. Ya git ya. Neyse. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu şaka videosu çok başarılı oldu. Ben de güzel bir oyunculuk sergilediğimi düşünüyorum. Yani Nikliş inandı, ağladı hatta. Yo ağlamadım. Ağladın. Kameraları izleteyim, göğsünü çektiğim videoları. Ya ben şakasını ağladım. Anladım. Hey, çok hoşuna ağlamışsındı ya. Videoyu kapatmadan önce ama bir şey söylemek istiyorum.
Tamam baba. O zaman sen bir şey söyle. Biz şimdi kardeşimle oyun oynamaya gideceğiz. Sen kamerayı al. Arkadaşlar benden bu kadar valla. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi size babam bir şey diyecekmiş. Onu şey yapın falan. Nikolas gel biz oyun oynayalım. Evet gel. Hello. Arkadaşlar kızımı istediğiniz için ve video yayını bu kadar fazla beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Ama aynı iyiliği Nika'da yaparsanız seviniriz. Çünkü biz ikisini de aynı derecede seviyoruz. Ayrım zayık yapmıyoruz. Prudence'a gösterdiğiniz ilgiyi Nika'da gösterirseniz seviniriz. Tekrardan Prudence'ın yüksek abone sayısı için teşekkür ederiz. Videoyu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bye bye. I'm gonna tell my mind.